Altı buçuk yaşından beri bu işin içindeyim. Doğrudur. Doğrudur abi. Babadan dolayı. He. Doğrudur. Peki. Ya. Şimdi abi sen ne Dur nedir? dur. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tabii Şimdi abi. benim bu maçta bir şey dikkatimi çekti. Derbi, Derbi. maçında. Tabii tabii. Beşiktaş-Galatasaray maçı. Maçın ikinci yarısının <laughs> neredeyse tamamı neredeyse belki bir beş yedi dakikası hariç Galatasaray takımının sahadaki Galatasaray takımının ...zor nefes aldığına şahit oldu. Öyle derlerdi yani bizim zamanımızda. Koşamayıp mücadele edemezsen nefes almıyorsun ya falan derlerdi. Burada Okan Hoca acaba yaptığı değişikliklerden dolayı mı böyle bir şeye izin verdi? Yoksa kurduğu takımın bu Beşiktaş'ın müthiş bir şekilde diri bir vaziyette ayakta her bloğuyla, oyunun her türlü yönüne katkı yapışı karşısında beklemedik bir durumla karşılaşıp dağıldı mı? Hmm. Bilmiyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla ilk 20 dakika Galatasaray tamam maçın sonraki 70 dakikası öyle diyelim uzatmaları falan boş ver bir 55 60'ı falan tamamen ha Beşiktaş seyircisinin rol ya Seyirci bağırır, çağırır, tezahürat yapar. Tamam. Ama sahadaki oyuncular, kenardaki hoca tabii. Böyle bir Beşiktaş takımı sundu bize. Ben bu maçla ilgili buraya gelmişken bir şey daha sormak istiyorum. Ey Beşiktaş yönetimi. Size sormak istiyorum. Bundan evvelki, neydi adamın antrenörün adı? Valerian İsmail. Onu nereden buldunuz? <laughs> ha Nerede şimdi bu hoca? Merak ediyorum. Ben eskisi kadar olayları takip etmiyorum tabii. Yerlerde Artık. çalışıyor gene, iş buldu hemen. Buldu mu? Nerede Hı. abi? Ezberimde yok açıkçası. Yani. yani çok şeyimi çekmediği için. <laughs> yani nereden buluyorsunuz ya bu hocaları ya? Ya yapmayın, etmeyin ya. Bu adam sizi iki sene üstte şampiyon yaptı mı? Şenol Güneş. Efendim? Yaptı tabii. Abi. bitti sen bu Şenol Güneş'le iki sene, üstte yapmış Şenol Güneş'le on sene devam edeceğim be abi. E Milli takıma gittin. Fiket Orman Başkan istemedi. Benim ha. gönlümdeki teknik direktör e, Abdullah Avcı dedi. Tebrik ederim Abdullah abi. Abdullah Avcı ile Beşiktaş seyircisi uyum sağlayamadı. Seçimi girdi, kaybetti. Girmedi, bilmiyorum, hatırlamıyorum ama seçimi Başkan Ahmet Nurçebi kazandı. Ben başarıya bakarım dedi. Sonra Sergen Hoca'yı getirdi. Sergen Hoca'da da şampiyon oldu. Açık konuşalım yani her kulüp başkanının farklı bir şey. Son iki sene şampiyon oldu öbür iki sene şampiyon olamadı. Abi Sergen Hoca nerede şimdi? Ben dedi yapamıyorum bıraktı gitti. en evet, son... <laughs> Hayır sezon başı başkan Çevi getirmek istedi ama tepkiler vardı. Nasıl getirmedi? Herkesin genel görüşü şu sezon başı takımı alıp hazırlık kampına Şenolca gitse belki bazı transferleri yapılmasına izin vermez kendin doğrultusunda transfer yapılır. Beşiktaş bugün şampiyonluk yarışısının tam göbeğinde olurdu. Bir de kulüp başkanları Ahminimi şöyle gördüm. bir kumar oynuyorlar Kemal. Şimdi bir hoca 2 milyona çalışıyor. Avroya çalışıyor. Bir hoca 800 bin avroya çalışıyor. Bir 800 binlikten bir çalışayım belki diyor oradan 1 milyon kar ederim. <gülüyor> belki <gülüyor> o da ama ya oluyor ya olmuyor. Olmadı mesela Valerian İsmail. İlk başlangıçta ligin başlangıcında o Valerian ama başta daha falan dedik. Bir beş, Trabzon maçı ya. var biliyorsun evet. ilk maçı yere göğe sığdırılmadı ha. takım ya geldi adam bir çatır hafta çatır içinde. Dedi. Atiba de, Atiba'nın değil mi? Tabii üçlü defansa taktı eleştirildi biliyorsun problem oldu. Tudor da Galatasaray'da aynısını yani Kemal işte. abi ke keşke diyor Yanla değil de. Ya doğru söylüyor herkesin görüşü bu ben ama aynı görüşteyim. Ama şimdi hocalar belki sistemleriyle oynatma sistemleriyle kısa sürede başarılı da görülebiliyorlar. Fakat ondan sonra bu iş bu kadarla bitmiyor ki futbolcuyla insani değerlerle bir ilişkiler var. Onları kazanmak meselesi var. Şenol Güneş geldi, geldiği sıralarda Masu Akı formsuzdu değil mi? Rozier, hadi ha gitti ha gidecek. Tabii, tabii Redmond takıma giremiyordu. Muleka kötü. Muleka kötü. Yani e, baktığın zaman e, bir sürü oyuncuyu şimdi mesela Roziye... gitti abi. Vegors gitti. Evet. Bırak ye, gitti. Yani e, Beşiktaş takımında da bir şey oldu. Oyuncuları eski yüksek performansına yükseltme söz konusu oldu. Bu da Çenol Güneş'ten oldu. Yani demek ki hoca... Kısa vadeli işlerde iyi görünebilir ama uzun vadeli vadesine bakacaksın yani genel bir performansına bakacaksın. Bir de elindeki kadronun kapasitesi ne olduğuna bakacaksın. Bir hocanın başarısı elindeki kadronun kapasitesiyle sınırlıdır. Ona şimdi, göre. anlatır. Evet. On, şimdi bakın ligin devre arasında <laughs> ikinci yarısında kim geldi? Abu Bakar geldi. Takımda mı? Takımda. Amir Hacı, Hacı Ahmet oynuyor. Oğuz geldi, Maksim direkt takım, Maxim takımda, Onur takımda. da, Be beş tane adam geldi, beş de takımda. Orada oynuyor, oynuyor da Maxim az oynuyor. Az oynuyor. Yani Maxim'in fizik gücü bence yetmiyor ve o sırada şey de form tutunca, e Redmond'ta Redmond da form tutunca, Maxim mecburen kenarda kaldı. Zaten sezon sonunda da işi biteceği için o bekliyor ama onu bir dakika olsun gene sokuyor oyuna. Yani bak seni yani ben dışlamadım ha anlamında. Ben öyle algılıyorum. Sen öyle ağız olama. <laughs> Kıyak o. Cidim alsınlar Başkanların TFF'ye gitmesi için sen bir yorum yapmadın abi. Yani, yani zaten o kadar çok yani yaptı komşu kapısı yaptılar oraya ya. Sürekli gidiyorlar sürekli TFF ağlama duvarı oldu başkanlara. <laughs> gidiyorlar konuşuyorlar herkes. Yani bir sıkıntı yaşayan gidiyor haklarını savunmak adına. Ama ben mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin herkes kapısının önünü süpürsün sözünü kabul ediyorum. Çok şahane bir laf. Şahane bir söz ama Mehmet Büyükekşi de hakemler konusunda kendi kapısının önünü süpürsün. Yani hakemler insanlar hata yapabilir demiyorum. Hakemler yetersiz, kalitesiz ve beceriksiz. Kusura bakmasın ben altını bir daha çiziyorum. Halil Umut Meler dışında. Türkiye'de elle tutulabilecek hakem yok ya. FIFA kokor taşıyacak hakem yok. Ben samimi söylüyorum. Yani bence... Ali Şansal'ı beğendim bunun... beğendin mi? Ya Ali Şansal'ı ne? Ali Şansal'a iş düşen bir maç olmadı ki. Oyuncular iyi niyetliydi. Ya ne oldu ki Ali Şansal'la ilgili? Ya bir iki tane ufak hatası olmuştur. Ya e o da artık herkes olur ama onunla o hakemleri eğitecek doğru insanları bulmak lazım. Anlatabildim mi? Belki bazılarını kazanırız. Belki birilerine potansiyeller olabilir. Ama bazılarını hiç yok ya. Bir hakemlik dediğin hakemlik fizik isteyen bir işi. Peki. Takım üzerinde mesela başkanla gidiyor. Bugün e, ben Galatasaray başkanı dediğimde de demiş ki açıklamasında vardı. Var, var mı var. bizde bilmiyorum. Verecek misiniz bilmiyorum var, ama. Var bizde de var. Tamam şey dedi genelde. Mesela dedi ki soruyorum futbol federasyonu başkanına Ali Bey'le ne konuşuyorsunuz falan diye. Ya bu gereksiz bir soru. Kimden? Ali Koç Mesela Ali Koç Sayın Başkan da gittiği zaman Dursun Beyle ne konuşuz deme hakkı yok. Ne size ne abi. <laughs> Bizim ikimizin arasında konuşması da, konusunda bu açıklama sorularını şey Mehmet Büyük Eşeğin yönetmenin bir anlamı yok. O da bir açıklama yaptı dedi ki biz herkese görüşürüz kimse bizi etkilemez dedi. Çok para harcıyorsunuz dedi. Aa, mesela Ali Bey'in söylediği bu bir dakika Aykut ya sen bu nereden pahalı kravatlar alıyorsun Güven abi iyi para harcıyorsun Güven abi bana desek sana ne? Para senin mi? Dese bana. Ben ağzımı kapatmak zorunda kadar. Ali Bey'e mi düşmüş Galatasaray çok para harcıyor. Fenerbahçe ne kadar harcıyor? Ali Bey 300 milyon euro para harcadı Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe. Ye. Beni hiç ilgilendirmez onun parası. Onun parası. O harcamış parayı. Kimse bir başkasının yani bu konuda o hesap soracak insanlar zor, Zurna'nın son delidir. Bana ne baba? Fenerbahçe kongreyesi var. Fenerbahçe divan üyeleri var. Bu harcamalarını rahatsızlarsa onlar bu hakları bu soruları sorabilirler. Bir sınıra kadar sorabilirler. Çünkü ben demiştir ki ben bu paraları almayacağım dediği için Ali Bey onu soruyu bile soramazlar. Kusura bakma. O soruyu bile soramazlar. Ali Bey de Galatasaray Başkanı'na bu, bu çok para harcıyorsunuz diye söyleyemez abi. O Galatasaray üyelerinin hesap soracağı bir şeydir. Mali Genel Kurulu. Mali Genel Kurulu ve sordu. Oy birliğiyle İbra edildi ve geçti. Bunu sormanın anlamı yok. Erdem Tümur'a de dedi mesela bu transferleri nasıl yapıyorsun diye. Sonra kendi bot hesaplarınızdan, kendi hesaplarınızdan benim üzerine yürümeye çalışmayın beyler. Ben ondan, ben algılamam. Ben bilgiyle tartı konuşan bir adamım. Benimle bilgiyle konuşacaksanız konuşun. Ben muhteşem bir çocukluk yaşadım. Bende hiçbir travma yok. Kim Allah bir olsun sosyal medyada. Hepinizi ne de onları cebimden çıkarırım ben bilgiyle. Okumak çok önemli. Ben mühteşem bir aileye sahiptim. Sen Evet. Sen senin için konuşuyorsunuz. Evet. konuşuyorsun. Fenerbahçelileri dolduruyorlar kendi hesaplar üzerinden. Bir yanı saldırıyorsun. Siz işinize bakın ya. İşinize bakın. Bilgiyle karşıma çıkacaksınız. Olmayan hiçbir şey söylemiyorum ben size. 12 tane başkanın içinde söylediklerini söylüyorum Ali Koç'un. Erden Tümur'la ilgili. 12 tane başkan var. Bunlardan gelip ziyaret edenler de bizi doğruluyorlar. Ne bahsediyorsunuz ya? Bilgiyle bu işler, bilgiyle. Ben hiçbir zaman için fikir sahibi olarak yorum yapmadım. Ben önce bilgi sahibi oldum sonra fikrimi söyledim. Bilgi çok pahalı bir şey. Çalışın dersinizi öyle çıkın karşıma. <laughs> Çıkamazsınız sizi darmadağın ederim. Çünkü benimle bilgi olarak yarışamazsınız. Reklamlar. Öyle, rekl bana söyleyeceksiniz hadi ya. Buradan girer buradan onu söyleyeyim de hatırlatayım. Hiç uğraşmayın bu konularda. <laughs> Bilginiz benimle çarpışmaya yetmez. Reklamlar.